dışında kurumlar güçleniyorsa, kurumlar birbirini bilebiliyorsa, o ulus her anlamda zenginleşiyor. Her anlamda. Refah artıyor, özgürlüğü artıyor, huzuru artıyor, ekonomik durumu yükseliyor. Ama yetki tek bir kişiye dönüp bütün kurumlar deve dışı bırakıldığında, zayıflatıldığındaysa o uluslar çökmeye başlıyor. Yüzlerce yıllık hikaye bu. Bunun da herhangi bir istisnası yok. Türkiye'nin tarihinde de benzer bir durum var. Ne zaman ki kurumlar güçleniyor, o zaman ülkemiz bir huzur bulmaya başlıyor. Ne zaman ki meclisimiz devrede, ne zaman ki yargı devrede, yargı güçleniyor, hepimiz huzur buluyoruz. Her anlamda zenginleşmeye başlıyoruz. Ama ne zaman ki tek adam diktatörlükleri, darbeler söz konusu olduğunda hep beraber fakirleşiyoruz. Arkadaşlar gerçekten tarihi günlere geçiyoruz ve ciddi bir hata yapmak üzereyiz. Ve siz bu hatada ısrar ediyorsunuz. Ve bunun vebali altındasınız, onu söyleyeyim. Çocuklarınıza, torunlarınıza bunun hesabını zor vereceksiniz. Baba, dede, o günlerde sen ne yapıyordun? Bu rezil anayasa değişikliğine oy verdin mi diye size hesap soracaklar. Ve siz de sağ ayağınızın burnuna doğru bakıp boynunuzu dökeceksiniz. Bundan hiçbir şüpheniz yok. Gelin bu hatadan dönün diyelim. Yol yapılırken. Bakın, tarihten ders çıkarmak gerekir. Yakın tarihimizden ders çıkarmalıyız. Ben biraz gerilere gitmek istiyorum. Osmanlı dönemiyle ilgili kimileri güzelleme yaparlar. Osmanlı döneminde her şey çok güzeldi, hepimiz çok eşittik diye. Kimileri de karalarlar Osmanlı dönemini. Oysa zamanın ruhu içinde Osmanlı İmparatorluğu da diğer imparatorluklar gibi çoklu millet yapısıyla geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş. Ve bir milletler sistemi var. Tıpkı Anadolu gibi çoğul bir yapıya sahip ve bu yapıyı yönetmeye çalışan, zaman ruhu içinde olan bir imparatorluk. Ve bunun dağılma sürecinde arkadaşlar, özellikle dağılma sürecinde Avrupa'dan gelen özgürlük, eşitlik rüyaları Anadolu'yu da sarıyor. Ve kalan tebaalar bunun mücadelesini veriyorlar. Kalan milletler bunun mücadelesini veriyorlar el birliğiyle. O güne kadar özgürlük ve eşitlik rüzgarları Anadolu'ya esmemiş. Ve 19. yüzyılın başından itibaren bu eşitlik, özgürlük rüyaları bir anayasayla nasıl çerçeve kendi nizamnamesini yapıyor. Bizim coğrafyamızın ilk anayasasını Ermeni nizamnamesiyle 1860'ta Ermeni toplumu gerçekleştiriyor. Sonra Rumlar nizamname yapıyorlar, Museviler, Yahudiler nizamname yapıyorlar. Ve bu arayışlarla beraber Osmanlı'nın bir meclisi olması gerekir duygusu yayılıyor. Abdülaziz istibdadına karşı bir meclis düşüncesi devrede. Ve nihayet 1876'da birinci meşrutiyetle beraber ilk meclisimiz ihdas oluyor. Anayasa devreye geçiyor. Bakın, anayasanın ilk yazıcılarından ilk meclisinde örnek vereyim. 109 üyesi var. 69'u Müslüm, 40'ı Hristiyanlardan, Yahudilerden oluşuyor. Aynı Osmanlı toplumu gibi. Hani bugün biz 1/1'iz meclisinde, herhalde %1'le tekabül ediyoruz Hristiyan olarak. O zamanlar %40'ına tekabül ediyorduk ve meclisinde %40'ıydı Hristiyanlar. Ne güzel bir çoğunluk, meclis, temsiliyet. Ve ilk anayasayı yazanlardan birisi arkadaşlar, bakın, Kirkor Odyar. İlk anayasayı yazan kişi, bir evet komisyon çalışıyor bununla ilgili ve ilk anayasamızı yazıyor. Çoğulcu bir anayasa. Hem herkes kendini o anayasanın içinde buluyor. Hristiyanı da, Müslümanı da, bütün milletlerde kendini o anayasa içinde buluyor. Abdülhamit o meclisi ihdas edeceği iddiasıyla padişah oldu. Ama bir yıl sonra Osmanlı-Rus savaşını bahane edip meclisi feshediyor. Ondan sonra biliyorsunuz arkadaşlar, 30 yıllık bir istibdat dönemi. Her istibdat bir süre sürebilir. 3 ay, 3 yıl, 13 yıl, Abdülhamit'le 30 yıl sürmüş. Ama her istibdat, bakın, her istibdat sona erer. Sonuçta birilerini varsayarsanız, onlar kazanmış hissederler. Ama yok saydıklarınız ya sessizliğe bürünürler, öfkelenirler ya da isyan ederler arkadaşlar. Nitekim 1908'de ikinci meşrutiyet devreye geçiyor. Bütün halklar yine mutlu. Anayasa Tadil Komisyonu devreye geçiyor ve çoğulcu bir anayasayı tekrar tahkim ediyor. Ama daha sonra biliyorsunuz Talat
Enver Paşa ilk çuntası o anayasayı da devre dışı bırakıp Türk'ün anayasasını devreye sokuyorlar arkadaşlar. Tıpkı bugün Sayın Mehmet Parsan söylediği gibi Türk'ün anayasasını yapıyoruz dedi ya, 100 yıl önce yine Türk'ün anayasasını yapıyoruz iddiasıyla bir junta devreye geçti. Parlamentoyu devre dışı bıraktı, çoğunluğu devre dışı bıraktı. Bakın yoksa yalanlar isyan ederler derim. Ya sessizliğe bürünürler ya isyan ederler. O 10 yıllık kaosta 1913-23 döneminde arkadaşlar 4 halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla bu topraklara ya sürüldüler ya mübadelelere uğradılar. Değerli arkadaşlar. Sayın Mahmut, bu topraklarda soykırım olmamıştır. Müdahale eder misiniz Sayın Başkan? Soykırım olmamıştır. Sayın Kaynaz, lütfen sözlerinizi düzeltin. Bir soykırım yok. Acılar yaşamış olduk. Bir soykırım olarak nitelendiremezsiniz bunu. Lafın başına, herkes kendi baktığında sizi söylüyor. İnanmak zorunda değilsin. Sayın milletvekilleri, Nacip devam etsin. Müdahale etmeyin. Dur. Barosan devam et. Barosan devam eder misin? Sayın milletvekilleri, Nacip devam etsin. Müdahale etmeyin. Sayın Başkan, bakın ben az önce bir şey söyledim. Bir zamanlar %40'tık, bugün 1/1'iz. Herhalde başımıza bir iş geldi ki, ben bunun adına soykırım diyorum, siz ne dersiniz deyin, bugün 1/1'iz. Bakın bugün 1/1'iz. Neyle olmuşsa adını hep beraber koyalım, adını hep beraber koyalım ve yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşlar, 1900... Ya bir bilgiye öğrenin ya. Sizin gibi fikirmek zorunda mısın? Değerli arkadaşlar, Sayın Başkanım. Siz genel kurula hitap edin ama siz de ne konuştuğunuzu bilin lütfen. Ne konuştuğunuzu başkan ne demek? Bilin. Konuşturdum. Ya da bir soykırım olmadığını ifade ettim lütfen. Arkadaşlar herkes sizin resmi görüşünüze katılmak zorunda mı ya? Değerli arkadaşlar. Sayın Başkan müdahale etmeyin. Ne yapayım ben? Sayın milletvekiller lütfen müdahale etmeyin. Hatim Bey'in konuşmasını bozmayın. Değerli arkadaşlar. Ermeni halkı başına ne geldiğini çok iyi biliyor. Bir zamanlar biz %20'ydik, bugün 1/1'iz. Adını siz koyun, onu ben kabul edeyim. Başımıza gelecek. Ben atamın dedemin başına ne geldiğini çok iyi biliyorum. Ben bir kılıç atıyorum sizin tabirinizle. Gelin adını siz koyun, hep beraber yüzleşelim. Bakın, Ermeni halkının başına artık bakın biz yok hükmündeyiz. Artık 1/1'e düşmüşüz. Geçmişten ders çıkaracaksak, geçmişten ders, musibet değil, ders çıkaracaksak gelin bakalım. Değerli arkadaşlar, Sayın Başkan bir dönem için Sayın, lütfen nazlı hareketlerinize dikkat edin. Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz de bu milletin yaralayıcı ifadeler kullanamazsınız. Lütfen, bu milletin kendisi bu milletin yaralayıcı bir şekilde kullanılamaz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada kürsü de tutulmaz. Ben müdahale edebilirim. Kaba ve yaralayıcı sözler kullanmıyorum. Bu milleti yaralayan bir ifadeyi kullanmaması gerektiğini ifade ettim. Ben kürsü de tutulmaz. Buyurun bir dakikada tamamlayın lütfen. Kusura bakmayın yok öyle bir yana. Bir dakika verin sözlerini tamamlayın lütfen. Açınca buyurun. Sen başkanım. Ya peşte ben bekliyorum.